Sevgili seyirciler, Vapurda Çay Simit Sohbet'te bugün çok yönlü bir insan, tez canlı insan, sevgili Necmi Yapıcı ile birlikte olacağız. Oyuncu, senarist ve yönetmen kendisi. Efendim çaylar, simitler hazırsa Vapurda Çay Simit Sohbet birazdan başlıyor. Maskemi takmadım ama çantada maskeler var, komik de maskem vardı aslında. Efendim, çok hoş geldiniz diyoruz. Merhaba, hoş merhabalar. Geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Valla sizi seyrediyoruz biz de burada beklerken. Martılarla fotoğraf çekilme durumunu kaçırmadınız. Valla çok güzel yani, bu manzarayı kaçırmak olmaz değil mi gelmişken? Her zaman bu tarafa geçemiyoruz biz, karşıda Anadolu'da oturduğumuz için. Buraya geldik ve hemen bu görüntüleri tabii çekmek lazım, kaydetmek lazım. Eksik olmayın efendim, çok sıcak kalınlı, alçak gönüllü bir insanla birlikteyiz. Evet, evet. Arkadaşları kendisine proje... Necmi diyor, evet, değil mi? Diyorlar, evet. Sürekli kafada projeler. Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Şimdi de en son yeni projemizi bitirdik. Oyunumuzu yazdık bir tane. Yeni bir tiyatro oyunu. Eşimle beraber. Adı da Güldüren Cazibe. Ve komedi yapıyoruz. Bizim işimiz komedi, biliyorsun. Cemal Kaptan'la birlikte sizi karşıladık. İnşallah. Vapurda Çay Simit Sohbet yapacağız. İnşallah. Nasıl çayla simitle aranız? Bayılırım. Bir ayran ve bir simitle günümü geçirebilirim. Çok güzel. Ne kadar güzel bir gemiymiş. Vapur mu diyeceğiz buna? Vapur. Vapur. Değil mi? Evet. Çok güzel bir vapur ya bu. Efendim? Ben de yani izliyorum zaman zaman sizin programı. Çok hoşuma gidiyor. Dedim ya, bir gün beni çağırdılar mı acaba diye hayal kuruyordum. Çağırdınız. Teşekkür ederim. Efendim, hayalleri gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Buyurun. Efendim, Vapurda Çay Simit Sohbet başlıyor. Çan olsaydı çalardım. Çan sesi yapayım. Nasıl oluyordu? Çan! Efendim, Vapurda Çay Simit Sohbet'e başladık. Bir İzmirli'nin getirdiği sıcaklıkla kalabalıkları karışmayı seven bir isim olarak vapurda olmak nasıl? Sevgili Necmi Yapıcı'yla buluştuk. Vapur son zamanlarda çok binemediğimiz bir alet ama İzmir'deyken çok binerdim. Konaktan Karşıyaka'ya, Karşıyaka'dan Konağa. Vapur çok sevdiğim bir ulaşım aracı. Yıllar sonra böyle bir programda, bir vapurda buluşmak güzel oldu benim için. Sizin gibi çok gönlü bir insanla, tez canlı bir insanla Vapurda Çay Simit Sohbet'te olmak gerçekten güzel. Şimdi yapılan araştırmalar şöyle gösteriyormuş. Geçen gün okudum, bilimsel araştırmaları takip ederim hep. Bir insan günde ortalama 6000 düşünce geçiriyormuş aklından. Şimdi sabah saatlerindeyiz. Kaç bindesiniz? O benim 6000 geçmiştir bile. Geçmiş midir? Geçmiştir ya, ben sürekli benim kafada böyle... Projeler, planlar, fikirler geziyor. O yüzden hani 6000 benim için çok azdır herhalde. Bunları yaparken size kahve mi eşlik ediyor, çay mı eşlik ediyor? Şimdi 80'lerde o kahveci karakteri, yani kahveci, evet. Mesut karakteri aslında bir bakıma da hani iletişimin çok olduğu bir yer. Kahve kültürünün, evet, olduğu yerler değil mi? Size, evet, kahve mi eşlik eder, çay mı eşlik eder? Ben daha çok çaycıyım. Hı-hı. Çaycıyım, hani günde böyle... Çay iç düşün, yani çay iç düşün. Yani böyle aylarca kahve içmesem pek aklıma gelmez, ha, ama... Eşim çok seviyor. Nihan kahve her gün içmesi lazım onun. Ben de ona eşlik ediyorum işte, her gün yalandan bir tane kahve içiyorum. Sade içmek gerekiyor kahveyi ama az şekerli. Hani çayda şekeri çoktandır bıraktım. He. Ama kahvede bırakamıyorum onu. Az şekerli olması lazım. Efendim, kahveler sizden o zaman. Arka tarafta... Bir çay çek oğlum. Siparişi almak, vermek öyle, şimdi bir çay çek oğlum deyince hakikaten öyle biri getirecekmiş gibi hissettim yani. Dizim dizide var. Değil mi? Benim çırak var ya, çırağı sürekli. Yapıştır oğlum iki çay, iki kahve. Güzel. Her çayı yazar mısınız, böyle ikram var mıdır? Çayda ikram olur mu? Olur tabii. Çünkü insanlar çayda ikram bekliyorlar. Çaydan para alınır mı durumu da var. Bence restoranlara gittiğimizde çaydan para alınmaması gerekiyor. Çünkü Türk konukseverliğinin de bir parçasıdır çay. Şu anda gittiğimiz restoranlarda biliyorsun 5 lira, 6 lira, 7 lira, 10 liraya kadar bir bardak çay çıkıyor. Bence, yavaş yavaş içmek lazım. Evet, yani onu bence bir hizmet olarak sunmak gerekir. Ücretsiz olması gerekir bence Türk toplumunda. Ya 10 kişi çay içmeye git atıyorum, 100 lira veriyorsun. Düşünsene yani, doğru, çaya.
Şimdi dün bir arkadaşım, insanlar da tabii internetin faydalarından bir tanesi de sevdiğin bir şarkıyı hemen paylaşabiliyorsun. Birine de gönderebiliyorsun. Bir arkadaşım göndermiş bana şarkıyı. Acaba diyorum hangi kafada şu anda? Duygusal halde mi? Enerjik halde mi? Baktım. Çok ilk başta çok hoşuma gitmedi şarkı. Şimdi sevdiğim bir arkadaşım, müzik şeyini, zevkine inanırım. Sonra böyle 30 saniye, bir dakika daha güzel olmaya başladı. Hayatta bazen, ilk başta bazen bazı şeyler böyle güzel gibi gelmiyor. Evet. Sonra güzelleşmeye başlıyor, o daha güzel galiba. Şeylerde, yeni çıkan müziklerde falan öyle olur ya. Hani bir parçayı dinlersin dediğin gibi, eh ya bu muymuş falan oluyorsun ama 3-5 defa dinleyince, Sezen Aksu da son parçalarında öyle olur ya genelde böyle. Aa, hani Sezen Aksu ya hani. O eski, o seni çok etkileyen gençliğindeki parçalar gibi bir şey, o duyguyu hissedecek bir şey arıyorsun. Diyorsun ki Sezen Aksu parça yapmış ama falan diyorsun ama 3-5 defa dinleyince o yegene yapmış diyorsun. Ya, öyle bir durum var. Bir şeyle zaman geçirdikçe ona benzersin durumu var. Biriyle ne kadar zaman geçirirsen o sana benzemeye başlıyor, sen ona benzemeye evet. başlıyorsun. Şarkılar da öyle sanırım. Dinledikçe insan bir yakınlık. Üzüm üzüme baka baka kararı durumu var her konuda. Hani evliliklerde de var, ilişkilerde. İşte köpeğimiz vardı, kızımız. 14,5 yaşında kaybettik onu. Hani o bile sana benziyor, anladın mı? Çünkü bir iletişim, herkes arasında bir bağlantı var. Dolayısıyla birbirini etkiliyorsun. Frekans meselesi denilen şeye inanıyorum ben. İnsanın bir insanı sevmesi, frekansının tutması. Hepimiz sonuçta enerjiyiz ve dalga yayıyoruz. Ben buna inanıyorum yani. Hepimizin bir frekansı var. O frekansı ayarladığın zaman çekiyorsun işte birbirini, anlıyorsun. Aynı işte 100 nokta bilmem kaç ayarlamadan o radyoyu dinleyemezsen, o insanın da frekansına inemezsen onunla bir bağ kuramıyorsun. Kesinlikle. Öyle bu. Belki oğlunuz için de geçerli. Tabii tabii, herkes için. Siz medya sektöründesiniz. Hem yazarlık hem yönetmenlik, oyunculuk yapıyorsunuz. Evet. Allah bağışlasın. O da sinema öğrencisi. Evet, sinema. O frekans tutuyor mu? Tabii tabii. Oğla. Baştan beri zaten. O zaten oğlunla ilişki bambaşka bir şey tabii. Hani o çünkü ailenin içine geliyor. Senin evinde büyüyor, ediyor. Senden örnek alıyor. Dolayısıyla frekansın eşleşmemesi mümkün değil. Zaten senin frekansından gelmiş bir şey. Bir de şey var. Siz şimdi çocukluk yıllarınızda baba ve dedeyle çok zaman geçiremiyorsunuz. Değil mi? Babamla çok geçiremedim. Dedemle yani, daha çok. Aslında dedeniz babaya nazaran evet, daha çok babalık da yapmış galiba evet. size. Zannediyorum orada yaşayamadıklarını insan kendi onunla yaşatmak ister değil mi? Yani ben de yaşasaydım keşke diye. Eksiklikleri hissediyor çünkü insan. Tabii. Yani yaşadığın olumsuzlukları oğluna yaşatmamaya çalışıyorsun. Ben acı çektim, sen çekme diyorsun yani. Tabii şimdi onun için o en iyisi, o nasıl mutlu olacaksa onun istekleriyle. Tabii yani her dediğini de yapan bir insan değilim. Hani biraz da belli kuralları olması gerekiyor. Hani böyle çok da böyle çocukların biraz da hayatı öğrenmesi gerektiğine inanıyorum. Hani ben ilkokul 3. sınıftan itibaren çalışmaya başladım. Yani 9 yaşımdan beri çalışıyorum. Okul zamanlarında da çalıştım, boş zamanlarda hani ya da işte yaz tatillerinde boş geçirdiğimiz hiç olmuyordu. Şimdiki çocuklar öyle hani bizim çocuklarımız çok böyle bir çalışma etme hayatına tabii biz izin vermiyoruz hani bir önce bir okusunlar etsinler falan ama biraz da yanlış yapıyoruz gibi. Şu anda benim oğlum 20 yaşında hiç çalışma hayatını görmemişti bu seneye kadar. Bu sene şimdi kendi işiyle alakalı, okuluyla alakalı. İşte ev yapımında da bize yardımcı oldu. Staj yaptı yani. Staj yaptı yanımızda. Güzel. İşte şimdi kısa film falan çekiyor. Ödüller aldı. Birçok festivallerden seçkisi var. Korku film seviyor biraz işte. Size izletiyor mu peki ilk bitirdikten sonra? Zaten mi? Beraber yapıyoruz. Beraber yapıyoruz. Senaryosunu ben yazıyorum, o çekiyor. Ben de sette bulunuyorum. Bazı fikirler de veriyorum böyle zaman zaman. Böyle bir şanslı çocuk olamam. Evet, beraber. Benim de çünkü çok sevdiğim bir tarzdır korku sineması. Beraber onun küçüklüğünden beri biz filmler izleriz. Dolayısıyla etkileniyor. Ama dediğim gibi ilk defa çalışmayı ve para kazanmayı, o paraya sahip çıkmayı öğrendi. Bence geç öğrendi. Hani daha önce öğrenmeliydi. Çünkü hani har vurup harman savurma ve paranın değerini bilmeme gibi bir durumu var gençlerin. O para kolay kazanılmıyor aslında. Harcarken çok kolay harcayabiliyorlar ama o parayı da böyle her dediğine şunu da alayım, bunu da alayım, orada da kahve içeyim, burada da kahve içeyim yok yani hayatta. Doğru. Birazcık anladın mı? Onun şimdi öğreniyor. Şimdi bakıyorum bayağı cebe... Tasarruflu. Cebe akrebi koymuş geziyor şu an. Akrebi çok güzel. Şimdi çok erken yaştan beri çalışıyorum dediniz. İçiniz mi daha yorgun, dışınız mı desem? Ya aslında
ne içim ne dışım yorgun demeyeyim ona ama şey diyeyim, bir hafif kırıklık oluyor. Yoksa hani ben sevdiğim işi yapıyorum. Birçok insandan çok daha şanslıyım. Hani çünkü insanların %5'i gerçekten severek yaptığı işi yapıyor dünyada. Geri kalan herkes yapmak zorunda olduğu, para kazanmak zorunda olduğu için, ailesini geçindirmek zorunda olduğu için sevmese de o işleri yapmak zorunda kalıyorlar. Ayakları geri geri gidiyor işlere giderken insanların. Bizim şansımız sevdiğimiz işi bedava da olsa yapacağımız bir işimiz var. Hani insanlar, ben hep onu söylüyorum. Bir işi seçerken oğluma da onu söyledim. Sen bu işi oğlum hani parasız da yaparım diyor musun? En önemli kriter bu. Çünkü sevmenin en büyük göstergesi bu. Parasız da yapabilmelisin. Hani sen böyle düşünüyorsan bu işi seç, bu mesleği seç diyorum ben ona da. Kesinlikle. Enerjim her zaman yerindedir. Son zamanlarda şey, böyle eski dostluklar, arkadaşlıklarımız yok. Hani bu sosyal medya, asosyal medya asosyal medya diyorum ben aslında ona. Böyle o sosyal medyada çok böyle eğleniyoruz, arkadaşlar, dostlar, masalardayız falan gibi bir durum olsa da aslında herkesin içinde ya da baş başa muhabbet ettiğinde herkes arkadaşının dostunda olmadığından kalabalığın yakınıyor. Kalabalığın içinde yalnızlık durumu. Aynen, kalabalığın içinde yalnız aslında herkes. Şimdi İzmirliler, Bucalılar Efe olurlar. Size göre Efe'lik nedir? Nasıl yaparsınız Efe'liğin tanımını? Benim rahmetli dedem, annemin babası Efe dayı derlerdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Halil Efe. Şimdi dedem Zeybek de oynamış. Hani ondan ona Efe diyorlar tabii de. Hani, siz oynar mısınız? Ben de oynarım ya. Üç aşağı beş yukarı bir şeyler. Hani her yöreden biraz bir şeyler bilirim. 9-8'likten tut horona kadar böyle eşlik ederim yani. Dedem de işte Efe dayı diyorlardı. O Efe'lik aslında bir kabadayılık falan değil yani. Sertlik de değil aslında. Sertlik değil. Efe'lik delikanlılık gibi bir şey aslında. Yani eskiden kabadayılar vardı. Ama böyle adap bilen kabadayılar vardı ya. Böyle işin raconunu bilen, bazı kuralları olan, bu böyle sağa sola tacizlerde bulunmak yani, anlamına gelmeyen, insanları rahatsız etmeyen. Kadir İnanır raconu vardır mesela. Kadir İnanır da vardır. O çok... Güzelmiş, bir arkadaşım söylemişti. Kadir İnanır hesabına söyler. O Kadir İnanır'a raconuna göre hesap ödemek. Hesap masaya gelince dur abi ben veriyorum, dur abi ben veriyorum değil. Kimse fark etmeden hesabı ödersen o işte Kadir İnanır raconu yapıyor evet. Mesela. Değil mi? Hani bu da bence güzel bir şey. Evet yani. Tabii. Değil mi? O raconlar da güzeldir yani bizim halkımızın aslında içini yansıtan. Ama son zamanlarda peki tabii bunların birçok şey gibi bunlar da yok oldu gitti. Alman usulüne döndü herkes. Doğru. Bizim Türk raconları biraz azaldı. Kredi kartınız temassız mı? Temassız. Ben de temaslı. Bana niye temas? Ben de her şey temaslı diyorum. Gerçekten. Bir de öyle bir şey döndü. Artık o kadar hızlı oldu ki o kredi kartı bile temassız hale geldi. Ya. İşte, yani hayatın ya, akışı içerisinde. Hayat çok hızlandı. İnsanların artık her şeyi çabucak halletme durum var. İnternet birazcık eskiden 2 saatte bağlanamazdık. Şimdi saniyede bağlanıyorsun. Diyelim 2 saniye açılmasın. Resim hemen sinir oluyorsun. Niye açılmadı? Aynen, fotoğraf doğru. Açılmıyor. Niye video açılmıyor? Hani her şey çok hızlandı. Dolayısıyla dediğin gibi o da çok hızlandı. Hızlanınca da bir şeylerin dediğim gibi işte azalıyor keyfi. Çok uzun yıllardır oyunculuk yapıyorsunuz. İşin aslında da hani oyunculuğa geçiş serüvenlersin. Yönetmenlikle o işin okul kısmıyla başlıyor. Haliyle oyunculukta da hani her oyuncu başrol oynamak ister diye bir şey yok sanıyorum. Yani ben de oyuncu olsaydım illa başrol oynamaktansa orada canlandırdığım karakterin beni doyurup doyurmamasına bakardım evet, herhalde. Evet, doğru. Yani ya bizim... Bir de başrol olmak için yakışıklı olmak lazım. Ya da güzel olmak lazım. Durumu hala devam ediyor mu ülkemizde? Ediyor ya. Ediyor o devam mu? Ediyor. O her zaman ediyor. Karakter oyuncusu olmak bence daha keyifli bir şey. Hani başroller aslında daha düz karakterlerdir. Bir de bizim ülkemizde yazılan işlerde hani böyle karakterlere göre de oyun hani rol yazılmıyor aslında. Hani yabancı dizilere baktığında öyle güzel karakterler var ki zaten onları bir açsan senaryo yazmasan bile bir şey çıkar ortaya. Hani öncelikle çok güzel, sağlam, derin karakterler yaratıyorlar. Bizim işlerimizde eksik olan o. Dizilerde gördüğümüz tipler diyeyim ben. Çünkü derinliği olmayan aslında hani psikolojisini bilmiyoruz, hiçbir şeyini bilmiyoruz. Çoğu dizide başroldeki insanın ne iş yaptığını bilmiyoruz mesela. Hani hep bir iş var, bir şirket var, orada bir şeyler yapıyorlar ama o adam ne yapıyor, nasıl gelmiş, nasıl yapmış,
nerelerde okumuş anladın mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Aslında bir yüzeysel bir anlatım var bizde. Dolayısıyla karakter, en azından karakter oynadığın zaman oyuncu onun kendi kendine, senaryoda yazılmasa bile bir kendine bir alt metnini oluşturuyor, düşünüyor, taşınıyor. Daha akılda kalıcı ve renkli karakterler çıkartabiliyoruz ortaya. Ben hiçbir zaman hani bir de oynadığım rollerde çıkardığın karakteri iyi bir şekilde sunabiliyorsan, iyi bir karakter çıkartıyorsan zaten senaristler sana doğru kaymaya başlıyorlar. Sen yavaş 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 rolünü büyütüyorsun, işte başrole yaklaşıyorsun. Zaten hani her şey oyuncunun elinde oluyor Türkiye'de biraz. Bu kesin açıdan. Doğru. İnsanın oturup beklememesi gerekir dersiniz hep. Evet, evet. Zannediyorum oyuncu için de öyle. Yani sana bir rol verilmiş, hep öyle yap değil. Yani onu geliştirmek lazım. Ben hiçbir zaman bana verilenin aynısını oynamadım. Bazen hani bir ya da iki iş de olabilir. Bazı çok böyle enteresan yazarlar, yönetmenler oluyor. Hani noktasına virgülüne kadar değiştirtmiyor sana. O aslında doğallıktan uzaklaştıran bir şey oyuncuyu. O yüzden hani ama ben genelde teksti böyle kutsal bir metin gibi görmüyorum. Çünkü o toplu ensemble'da yapılan bir iş. Yönetmen var orada, işte sen varsın, mekan var. Hani hava var, her şey aslında senin duygunu değiştiren, tetikleyen bir şeyler olabiliyor. Dolayısıyla da o an orada çıkan şey güzel oluyor. Önceden tasarladığın her şey güzel olmayabilir. Benim için de öyle geçerli. Bir sürü soru yazıyorum burada. Sonuçta evet, akışta göz göze bakmak lazım. O değişebiliyor tabii. Ben tiyatroda da öyleyim. Yani tiyatroda da her gün benim için yeni bir oyuna çıkmak gibi oluyor. Ben robot gibi her gün aynı şeyleri oynamayı seven bir adam değilim. Yazdığım oyunlarda da öyle. Hani belli yerleri açık bırakıyorum. Epik oyunlar oynuyoruz biraz. Seyirciyle sürekli muhabbet halinde olabildiğimiz. Dolayısıyla hani hayatta akışta kalmak vardır ya, anın tadını çıkarmak. Ben tiyatroda da anın tadını çıkarmayı istiyorum. Yani oyunun sonunu bilmeden oynarsan bir oyuncu için güzel. Olur, heyecanlı değil mi? Aslında sen oyunun sonunu biliyorsun ama bilmiyormuş gibi olmalısın. Hani hiç düşünmemelisin, bir sonraki repliğini düşünmemelisin. Anca o zaman gerçek oyun oluyor. Sevgili Nazlı Tosunoğlu'yla geçen bölümde beraberdik. O da tiyatronun çok zor olduğunu söyledi şu açıdan. Yani sürekli aynı şeyi oynamak gerçekten bir insan için de o üretkenliği durduran bir şey. Yani aynı şeyi yapmak zor. Siz ona güzel formül bulmuşsunuz senarist olarak. Çünkü tabii şimdi yani bir Shakespeare'den bahsetmiyoruz. Şimdi Shakespeare'de bir Hamlet, bir Kral Lear oynasak. Yani tabii ki onu değiştiremeyiz. Çünkü o bir klasik, onu öyle oynamak gerekiyor. Ya da işte bir Nazım Hikmet oynarsak ya da işte bir Aziz Nesin oynadığımızda. Yani şimdi onları değiştiremezsin. O çünkü tiyatral metin ve kanıtlanmış. Onu küçük tabii ki değişiklikler yapabilirsin, yorumlar koyabilirsin ama şimdi kafana göre de çıkıp doğaçlama çok takılamazsın. Özü bozamıyorsun. Ama yine de yapabilirsin. O senin oyunculuğun içinde her gün üstüne eklediğin küçük şeyler ekleyebilirsin. Ama bizim oyunlarımız kendi yazdığımız oyunlar olduğu için daha rahat takılabiliyoruz. Şimdi insanın kalbi, bazen deriz ya böyle, kalbimin en güzel yeri senin. Sizin kalbinizin en güzel yeri kimin? Kime ayırdınız orayı? Kim var orada? Kalbimin en güzel yerinde oğlum ve eşim var. Tabii ki ailem var, annem var, kardeşlerim var. Aile, insanın çocukken, gençlik dönemlerinde bir ailesi var. Ama baba olmak, bir aile kurmak nasıl hissettirmişti sizi? Nasıl hissettiriyor? Yani kendiniz bir aile artık olduğunuzu, yani insan bir ailenin ferdi oluyor. Sonra bir aile kuruyor. Kurabiliyorsa tabii. Siz kuranlardansınız. Nasıl hissediyorsunuz? Bana göre erken hani ben bu işlere girdim biraz. 24 yaşımda evlendim. 4 sene sonra 28 yaşlarında oğlum dünyaya geldi. O bir de ben kamerayla çektim onun doğum anını. Sezeryan'la doğmuştu. O şeyi hiç unutmuyorum mesela. Çıktığı anda böyle yüzümdeki bir gülümseme. O anı acayip hiç unutmuyorum mesela. Bir acayip bir duygu geldi bana. İnanamıyorsun, bir mucize gerçekleşiyor orada. Onun verdiği duygu ömür boyu seni idare ediyor. Hani gidiyor. Hatta kızım olsun diye çok istemiştim. Oğlan geldi. Olsa o da çok güzel. Hani sağlıklı olduktan sonra hiç sorun yok. Şimdi çok seviyoruz tabii. O ayrı mevzu ama hani bir de kızım olsun isterdim. Evet. Keşke imkanı olan herkes bir çocuk sahip olsa. Edinse. Doğru. Hayat arkadaşı bulmak lazım onun için önce tabii. Doğru insanı bulmak gerekiyor. Peki hayatta bazen şey vardır böyle insanın hani o tartışma anında böyle yumuşak bir sesle o an seni seviyorum deyip de hani o tartışma anını noktalandırmaya çalışma hali vardır ya. Hayatınızda böyle, eşiniz böyle mi? Siz mi öylesiniz?
İki, zaman zaman o da oluyor, ben de öyle oluyor. Öyle olmak lazım. Öyle olmak gerekiyor. Yani. Çünkü hani iki dünya, iki farklı dünyadan gelen iki ayrı karakter bir yerde buluşuyorsun. Eksiler, artıları koyduğunda artılar çok daha fazla oluyor. Hani elbette ki fikir uyuşmazlığı olabiliyor. Bir konu hakkında o farklı düşünüyor, sen farklı düşünüyorsun. Öyle şeyler olabiliyor. İnsanlar konuşmuyorlar. En büyük sorun orada, birbirini de dinlemiyorlar. Şimdi ben atıyorum hatalı olmadığımı sanıyorum ama eşim bana o kadar güzel anlatıyor ki hatalı olduğumu. Aa diyorum, doğru ya. Hani bundan sonra diyecek bir şey yok. Ama bunu işte dediğin gibi konuşmak lazım. Evet. Konuşmak, iletişim. Yani konuşmasını bilmesi, anlatmasını bilmesi ve senin de onu dinleyip anlaman gerekiyor. Doğru. İyi ki varsın deriz ya. İyi ki varsın dediğimiz birçok insan bazen şu an olmuyor. Evet. Olmayabiliyor. Yani o, böyle düşündünüz mü hiç mesela? İyi ki varsın dediğiniz ama şu an olmayan birçok insan vardır illaki. Kimler aklınıza geldi? Ne geldi, ne çağrışımı yaptı? İyi ki varsın dediğim. Çünkü öyledir yani, değil mi? Hepimiz diyoruz, iyi ki varsın diyoruz. Sonra hayat farklı yerlere getiriyor, o insan olmuyor. Galiba ben iyi ki varsın lafını pek bonkör kullanmamışım. Hani iyi ki varsın dediğim insanlar hala var. Güzel. Hani bu lafı da böyle hani seni seviyorum gibi gibi çok böyle boşa kullanmamak gerekiyor bence. Dolayısıyla yani şu anda benim iyi ki yoksun ya da iyi ki varsa diyeceğim yok. Yok. Vapurda Çelsimiz sohbeti İstanbul Sarayburnu'nda Deniz'e nazır devam ediyoruz sevgili Necmi Yapıcı'yla. Güzel mi ediyoruz bilmiyorum. Yoruyor muyum? Yok, çok mu konuşuyorum? Saçmalıyor muyum? Ne yapıyorum? Hayır, gayet keyifli. Şimdi her şey vaktini bekliyor. Gül de vaktinden önce açmaz, tabii. Güneş de vaktinden önce doğmaz deriz ya. Siz şu aralar neyin vaktini bekliyorsunuz? Neyin vaktini bekliyorum valla? Hakikaten gönlünüzde böyle. Ya bak, sana tuhaf gelebilir ama hani güzel, kendi yazdığım, ettiğim bir şeyi hayata geçirmek var. Hani biz de böyle, ben böyle anında yaşamayı seven adamım yani. Biraz böyle planlı insanlara şaşırıyorum. Mesela bir sene sonraki tatil planını yapmış, biletini almış, uçak biletini almış. Hani yaşayacağın belli değil abi. Hani bir sene sonrasına bu kadar plan nasıl yapıyorsun? Ben o adamlardan değilim. Yarın ne yapacağımı bugünden en fazla karar verebiliyorum hani. Tatile gideceğimizi bile biz 3 gün önce hadi gidelim mi oluyoruz? Hani böyle şu plan yapalım falan, öyle bir adam değilim. Dolayısıyla da cümleyi çok dolaştırdığım için sorduğun soruyu galiba unuttum. Sen ne demiştin abi, bir daha hatırlatayım. Abi ben de unuttum plan. Yani gerçekten biz andayız gerçekten. Yani evet. Biraz önce yoktu. Evet. Değil mi? Hani anda olmanın böylesi. Böylesi yani. Yani. Ne sorduk ya? Neyin vaktini bekliyorsun işte, diye sormuş. Dolayısıyla. Neyin vaktini beklersiniz? Hiçbir şeyin vaktini beklemiyorum yani. Kendimi bıraktım. Gerçekten akışta yaşamak en güzeli. Doğru. Hayat zaten senin için bir planlamışsa bir şey. Hı-hı. O plan oluyor. Sen onun dışına pek çıkamıyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla öyle şeylerim yok. Doğru. Şimdi an demişken bugünün de tekrarı yok. Mesela yani bu bazen hayatın içinde basit kelimeler vardır mesela, basit cümleler. Bu da onlar gibi yani, bugünün tekrarı yok. Yarın var gibi geliyor da insanoğlunda bugünün tekrarı yok. Yani ya işte onu bilmek lazım yani. O beynimizin çalışma sistemiyle alakalı. Aslında hayatımız anların toplamından oluşan bir bütün. Aslında hep bugünde yaşıyoruz. Bizim dün dediğimiz şey o da aslında dünkü bugündü, anladın mı? Ya da yarın dediğimiz şey daha yaşanmamış bugün aslında. Hani aslında hep, çok güzel. Evet yani hep, evet, aslında hep anda yaşıyoruz biz. Algımız bir geçmiş olduğunu, bir gelecek olduğunu, tasarlamalar, endişeler, beyin sürekli çalışıyor. Aslında hiç gerek yok. Hani doğadaki bütün hayvanlar yarını düşünmeden yaşıyor mesela. Ya da dün böyle olmuştu. Üzülen bir köpek gördün mü sen mesela? Köpeğe kızıyorsun, gidiyor. O 3 saniye sonra gel oğlum falan dediğinde hemen unutuyor. Yani kızgınlık, sana küsmek falan çok fazla yok. Öyle hani insanların da biraz öyle yaşaması gerekiyor ki daha rahat yaşayalım ya. Doğru. Peki bir kedi mi köpek mi sizin karakterinize daha yakın? Şimdi kediniz olduğu zaman kumunu mamasını koyun, bir hafta bırakın. Evet. Geldiğinizde miyav diye gelir yani. Benim de vardı. Köpek olunca tabii onun iletişim şeyi daha farklı. Yani gezdirmek gerekiyor. Karakterleri farklı tabii iki hayvan türü. Naz yapacak, yemeyecek, oyunlarla yedireceksin falan. Bayağı çocuk gibi. Köpekler öyle. Hiç büyümeyen çocuklar. Ama kediler dediğin gibi çok daha cool hayvanlar.
onlarla o kadar, o istediği zaman gelip seni sevdirecek falan, daha karakterli geliyor, tamam mı? Enteresan. Daha karakterli geliyor, evet, o şeyler. Ama ben de, bizim 6 kediyi de, benim sevme biçimim de öyle. Köpeğe benziyor hepsi. Yani bizim evdeki kediler köpek karakterli. Gel diyorsun, geliyor, git. Böyle döve döve, normalde bir kediyi böyle sevemezsin. Oğlum benim, kızım falan diye ben böyle mıncıklayamayacak seviyorum. Hani biraz da yetiştirmeye de biraz ben onu değiştirdim ama dediğin gibi hani ben, eşim daha çok kedici. Hayatı boyunca hep kedilerle ilgilenmiş, bakmış. Ama ben işte gittim bir gece sokağa çıkarmıştım onu. 3 tane şöyle parmak şeklinde, parmak kadar yeni doğmuş, gözleri acınmamış, sokakta. Aldım onları, üstleri de pire kaplıydı. Götürdüm eve. Nerede, ne bunlar falan? Dedim ya, yazık, bunlar ölecek. Bakalım bunlar. İşte aldık hemen veterinere. Veteriner dedi, bu bir tanesi yalnız dedi. Ölecek bunun dedi, hani üzülmeyin dedi. Çünkü hiç yemek yemiyor, hep böyle duruyor falan filan. Biz dedik yaşatacağız onları. Aldık gittik, böyle özel şeyler aldık. Şırıngalarla besledik. Canavar gibi oldular. O ölecek dedikleri hepsinden daha canavar şu an. Yürüyor böyle. Ne güzel ya. Evet. Vallahi harika, elinize sağlık. Yeni bir insanla tanıştığınız zaman sohbette belli sorular var. Özellikle de yurt dışından Türkiye'ye gelen insanlarla, arkadaşlarla sohbet edince onlar bazen biz Türklerin sorularına gülüyor şimdi. Nasılsın? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Hani ne iş yapıyorsun? Klasik sorularımız var. Evet. İnsan tanımaya çalışıyoruz. Haliyle de otomatikleşmiş bir soru mekanizması var yani çevremizde. Bütün bunlar içerisinde o insanın gerçekten amacı ne? Neyin peşinde? Neyle ilgileniyor? Kısmı benim en ilgimi çeken oluyor. Çünkü bir insanı tanımak için onun neyin peşinde olduğuna bakmak lazım sanıyorum. Evet, aslında doğru. Evet, bu işte iletişim kurmanın yolları bizdeki, nerelisin, buralısın, oralısın diye sormak. Bir iletişim kurmaya çalışmanın Türkçesi herhalde bu. Bir Alman ne sorar mesela? İlk onu bilmiyorum. Güzel değil mi? Değil mi? Bir İngiliz ne sorar mesela? Hani. Doğru. Zorlukları tek başına atlatmayı mı tercih ederdiniz yoksa sevdiklerinizle mi? Sevdiklerimle. Değil mi? Yani tabii, tek tabii. Başına şey yapmanın da aslında bir anlamı yok yani. Evet evet ya, yok yani şimdi mesela biraz önce de bahsetmiştim, hani gerçekten eski arkadaşlıklar, dostluklar yok. Böyle can ciğer, kuzu sarması olduğun, her şeyini paylaştığım gerçekten arkadaşım yok yani desem yeridir. Bir veya iki tane sayabilirim. O da biraz zorluyorum hani. Yine de %100 istediğim o eski sıcak samimi dostluklar yok. İşte istiyorum abi, bir şeyi böyle paylaşayım, anlatayım, her şeyimi anlatayım. O bir şey olduğunda beni arasın, sıkıştığında arasın, dertleşelim, bilmem ne yapalım, ama gerçekten yok. Herkes çok yüzeysel oldu. Yüzeysel hayatlar yaşıyoruz. Derinlemesine kimseyle muhabbet edemiyoruz doğru düzgün. Nasılsınız diyorum, iyi. Yani hep böyle cevaplar almıyor musun? Hani ne hissediyorsun diye soran yok, anladın mı? Önemli olan aslında hep hislere karşılık bulabilmek. Ya da bensin, ne haber, nasıl gidiyor? Bu şimdi, nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? Tamam, araşalım, görüşelim. Doğru. Bak böyle bile bak, araşalım, görüşelim. Görüşelim. Ne zaman araşacaksın, ne zaman görüşeceksin acaba, belli değil. Hani. Bir daha karşılaşıyorsun. Nasıl? 3 sene sonra karşılaşıyorsun, yine hiçbir şey yokmamış. Vay biladerim kardeşim. Araşalım, görüşelim. Ya. Abi sen... Bir görüşelim abi artık yani. Anladın mı? Yani hep bir... Doğru. Geçiştirmecilik. Geçiştim. Ömür bitiyor böyle. Ömür bitti gitti böyle ya. Vallahi geldim 48 yaşıma, 49 yaşıma. Allah uzun ömür versin. Hiç göstermiyorsunuz. Bir şey soracağım. Bu alnınızın orada kaza mı vardı? Bir yok şey... kaza değil. Bunlar yavaş yavaş oluştu abi. Bunlar... Ben kusura bakma, merak yok, ettim. Yok yok. Herkes soruyor. Aha. Bunlar yatma izi bak. Göster bak. Şöyle yatıyorum. Yastıkta iz oluyor. Buraya yatıyorum, iz oluyor. Gide gide bu. Allah. Eskiden sabah kalktığımda bu iz olurdu. Öğlen geçerdi. Yaş geçtikçe artık geçmiyor. Hiç doktora gittiniz mi? Yani sordunuz mu? Sordum. Onun bir şey yok. Yatma izi diyor. Hani düz yatman lazım diyor. Gerçekten ben, mi diyorsun? Evet evet. Tabii canım. Düz yatarsan, ben böyle birkaç sene düz yatmayı başarırsam hiç dönmeden, yavaş yavaş azalırmış onlar. Ben de nasıl yatayım diyorum. Horlarım öyle diyorum. Düz yatamam falan. Allah Allah. Öyle bir durum var. İlk defa görüyorum. Evet, ama araştırmalarıma göre dünyanın en iyi oyuncuları hep bu çizgilerden var. Jack Nicholson'da var. Evet evet, mesela çok insanda, dikkat ediyorum, bende var ya. Bütün oyunculara bakıyorum. Sean Penn'de var falan, böyle işte Mel Gibson'da var diyorum. Tamam, yalnız değilim abi. Dedim ki kafa derin mi fazla hani? Millette niye yamulmuyor abi? Bende fazla var dedim herhalde. Bir numara büyük mü yapmışlar, ne yapmışlar bizim deriyi?
kıvrılıyor, katlanıyor. O yüzden ütüleme gibi bir sistem de yok, düzeltemiyoruz. İşte dolgu molgu, botoks motoks yapsan hiç bana göre bir şey değil. Hani o da olur mu onu da bilmiyorum da. Dolayısıyla böyle doğal halde devam ediyoruz abi. Çok güzel ya. Şu simitten de canım nasıl afiyet olsun. Yiyeceğim. Şimdi dostluk falan eskisi gibi, eski dostlukları özlüyorum dediniz de, şimdi kanka kelimesini ben genelde çok kullanmam. Kanka, kan kardeşinin herhalde kısaltılmış hali. Şöyle, hali ama kanka için şöyle demişler, hoşuma gittiği için not aldım. Kanka ilk gözyaşını görür, ikinciyi yakalar, üçüncüyü de durdurur diyor. Yani aslında yanımızda arkadaş, kanka dediğimiz insanların da bizim hayatımıza şahitlik olurken o gözyaşındaki örnek gibi, bazı şeyleri durdurması önemli. Yani seni iyi yola, seni iyileştirebilmesi önemli bir şey galiba. Ya can dostu dediğin insan aslında o, kanka. Can dostu olması gerekiyor ki. Can dostu ne demek? Her zaman senin yanında, senin iyiliğini düşünen, sana destek olan. Doğru. Değil mi? Kötülerini de eleştirilecek yerlerini sana söyleyen, başkasından önce senin hatalarını gören, seni kendi gibi koruyup kollayan insan demek. Şimdi de dediğim gibi onlardan yok hiç yani. Hayatı tanımlarken kurulan güzel cümlelerden bir tanesi, hayat silgi kullanmadan resim çizmektir. Evet. Katılır mısınız? Yani silgi çok kullanan biri misiniz? Silgi, hayat silgi kullanır. Defterde de kullanır mıydınız? Öğrencilik hayatta silgi kullanır mıydınız çok? Kullanılır. Hata yapınca kullanıyorsun. Aha. Ama insanların da silgisi şey olabilir, yani yaptığın hatayı düzeltebilirsin. Hani geri dönüştüremeyeceğin bir hata yapmadıysan. Değil mi? İnsanlar hata yapabilir. Hata yapmayan insan yok dünyada. Hatalarını düzeltebilirsin. Hani ama zaman için söyleyebilirler onu. Zamana daha çok uyar. Zaman silgisi olmayan, değil mi? Doğru. Zamanın silgisi olmaz. Hani zamanda bitti bir şey, yaşandı gitti. Onu geri çevirmenin imkanı yok. Eğer bir televizyon dizisinde değilsen, bir filmde değilsen, geriye veya ileriye yolculuk yaparak bir şeyleri değiştiremiyorsun. Ama hayatta, yaşantıda yaptığın hataları düzeltebilirsin. Biraz silgi kullanılabilir. İzmir sevdalısı, İzmirli, Efe bir insan. Necmi Yapıcı ile yavaş yavaş vapurdaki sohbetimizin sonuna geliyoruz. Allah rahmet eylesin, Tuncel Kurtiz'in o dayıdan sözlerden bir tanesi ile bitirelim programı. O diyor ki, erkek adam sevdasına düşkündür, gevşek adam zevkine. Ne dersiniz? Doğru, doğru. Çok böyle işte bencil olursan, hı-hı, hep kendi zevkine göre, kendi zevk alacağın şeyleri yapmaya yönelik bir hayat yaşarsan başka bütün insanları üzebilirsin. Hani diğerlerini ikinci plana, tabii, atarsın. Empatiden yoksun bir şekilde tek başına yaşamaya çalışırsın. Bencil bencil. O da hiç hoş değil. Adım çok doğru. Doğru. Evet. Bir yolculuğa çıktık. Evet. Sizinle olmak çok güzeldi. Ben de birlikte çay içmek çok güzeldi. Ben de teşekkür ederim. Çay da bu arada şahaneymiş. Çoktan da böyle lezzetli, buyurun, çay içmiyordum. Bir tane daha alabilirim. Çok teşekkür ederim. Ne çok demek? Güzel sohbetti. Yani çok konuşmuş olabilirim. Yok, biz zaten sohbet etmeye davet ettik sizi. Size iyi geldiyse, denizin havasını aldıysanız harika. Daha uzun yıllar devam etsin. Ara sıra beni çağır muhabbete. Hatta eyvallah, iki üçlü çağır bizi böyle. Birkaç kişi. Eyvallah, tabii, yani seve seve. Formatına aykırı olabilir ama, yok, ara sıra böyle sohbete çağırabilirsiniz. Zevkle gelirim. Çok mutlu oldum ben de. Gerçekten çok hoş, kaliteli bir program zaten. Sohbeti de birçok televizyon kanalında gördüğümüz, hafif sulu zıtlak da değil, güzel güzel oturup konuşabildiğimiz, kendimizi anlatabildiğimiz program. Herkesin, emeği geçen herkesin eline sağlık. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar, iyi programlar diliyorum uzun sene. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınızla değiştirmeyin. Temennisiyle haftaya görüşmek üzere. Evet, yolda birilerini bulabilirsiniz artık. Çok azaldılar. Bulursanız değiştirmeyin. Hoşçakalın. 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 Sevgili Vapur'da Çay Simit Sohbeti ailesi, bugün sayenizde uzun yıllar sonra Vapur'da Çay Simit Sohbeti yaptım. Programın daha uzun yıllar yayınlanması ve hayatımıza kattığınız renklerin çoğalması dileğiyle. Necmi Yapıcı. We'll be right back.